Çok acayip bir internet sitesi ve ticari amaç gütmeyen bir internet sitesinin sahibi. Geldiği zaman konuşalım. Merve Takım. Merve neredesin? Merve gel. Gel buraya. Evet Merve. Oturur musun şöyle araya? Gel. Gel. Gel nereye istiyorsan. Ya Merve çok enteresan bir iş yapıyor arkadaşlar. İnternet sitesinin adı Gidenlerden Kalanlar. Şimdi Gidenlerden Kalanlar şöyle bir, yani ticari bir amacı da yok sitenin. Olay şu, ben çok kısa anlatayım. Sen istersen tamamlarsın üstünü. Bugüne çok uyan bir konuk olduğu için de Merve'yi burada görmek istedik. Normal televizyona çıkmıyor, istemiyordu da. Sevgilinden, yani bir sevgilisinden ayrılınca eşyalar ya onda kalır, hediyeler bilmem neler onda kalır ya sende kalır falan, işte geri verirsin veremezsin, istemiyorum hediyeni dersin. İşte derse sende kalır o hediyeler ya da onun kullandığı her şey ya da beraber kullandığınız bir şeyler sizde kalır. Sizde kalınca siz onunla hayatınız boyunca yaşamak durumunda kalırsınız. Merve de böyle bir şey yaşayınca kendi hayatında böyle bir internet sitesi açıyor. Sevgiliniz gittiyse, ondan da size bir şeyler kaldıysa, onları da evde tutmak istemiyorsanız Gidenlerden Kalanlar internet sitesine yolluyorsunuz bunları. Merve de onları ihtiyaç sahiplerine ya da efendim o gün orayı arayıp ya onu ben istiyorum diyenlere parasız bedava veriyor. Doğru mu? Çok doğru. Nasıl çıktığını çok kısa anlatayım arzu ederseniz, çok kısa bahsedeyim ben. Evet. Tahmin edersiniz ki bir ayrılık sonrasında ortaya çıktı Gidenlerden Kalanlar. Ama buna bir intikam projesi diyemeyiz ya da terk edilişin ardından kırık bir kalple ya da hırsla yapılan bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi burada eminim ki birçok insanın, kadın ya da erkek fark etmiyor, bir ayrılıktan sonra eski sevgisinden kalan eşyaları oluyor. Bunları kimi zaman karşı tarafa geri verme fırsatımız oluyor. Kimi zaman da o anki acımız ya da mutsuzluğumuzla büyük battal boru çöp poşetlerin içine koyup atıyoruz. Hani ben poşet bulamadım, o anda da site kurdum değil tabii. Malum gidene eşyalarını alabileceğini söylediğimde istemediğini ya da... İstemedi mi? İstemedi ve atmam gerektiğini söyledi, atabileceğini öyle söyledi. Mi? Ben de atmayı tercih etmedim. Neden tercih etmedin? Çünkü bu eşyalara ihtiyacı olabilecek ya da bunları isteyebilecek birçok insan olabileceğini çok düşündüm. Çok güzelmiş ama bu, yani hani o an bunu da düşünüyor olabilmen de enteresan yani... Evet, atılmaması normal. Atmayı tercih etmedim. Çünkü emindim ki bu eşyalara hakikaten isteyebilecek ya da ihtiyacı olacak insanlar vardı. Ve yanılmamışım ki varmış. İsteyen var ya bir de. Yani bir de hayır, öyle isteyen değil. Ayrılıyorsun, sendekileri bana ver diye isteyen de var. Veriyorsun, o ufak bir şey kalmış, hala onu da istiyor. Ya arkadaş bir şey yaşamışsın, artık onu da isteme. Ben unutmuşum, artık ayıp yani, onu da isteme. Bir de böyle hani... Dibine kadar isteyen var. Bu için ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani hem onun sitesiyle ilgili hem genel bu durumla ilgili. Yani güzel bir fikir tabii ki. Yani ilk defa böyle bir şey duydum. Şahane. Duygusal bir fikir değil mi? Böyle bir şey var içinde. Acı da bir şey var yani. Dokunaklı bir durum. Öyle var mi? Al o zaman diye. Evet. Yani keyifli bir durum da fazla yorumladı. Çok medeni durumum el vermiyor. Yoksa benden de malzeme çıkardın. Peki medeni durumdan dolayı Mustafa ne diyorsun? Evet, destek veriyorum. Peki benim kendimden kalanları da verebilir miyim? Bekleriz, seve seve. Oldu mu hiç hayatında, yani Ecem'den önce böyle bir şey yaşamış mıydın? Yani sende şu eşyam kaldı, onları geri ver, bende bunlar kaldı, al bunları falan gibi durum. Ben hep kendimi zor kurtardım. Güzel eşyaları bıraktım, ben kendimi aldım kaçtım. Eşyam eşya gözüm görmez diyorsun yani. İrem? Ben bu siteyi ilk duyduğumda şöyle zannetmiştim. Eski sevgili veriyor oraya eşyaları. Ben gidip alıyorum benim eşyalarımı. O siteden buluyorum, öyle ulaşıyorum. O da olabilir aslında yani. Ya takip etseler. Çok acayip bir şeymiş. Yani hakikaten hem hani senin acın... Şey. Abi hakikaten ama şimdi bir tişörttür bir şeydir. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var yani. Benim acım başkasına mutluluk olsun. Müthiş bir şey ya. Tamam. Ve doğru da düşünmek... Senin ilk düşündüğün şey acayipmiş yani. Eski sevgiliye ne diyeceksin? Siteye bıraktın mı eşyaları? Merve'yi arayacağım, bıraktın mı akşam gidip alacağım sana eşyaları diye. Abi muhatap olmak istemiyor olabilirsin, böyle bir hizmet sunuyor sana ya, değil mi? Ya Merve bu da güzel fikirmiş ya. Evet, o da olabilir yani, hani takip edenler belki, siteyi sürekli takip eden olan insanlar var çünkü.
Hani onlar bir anda bir gün kendi eşyasını orada görebilir ve yani bu kaç aylık bir site? Yeni bir site. Evet, Kasım'da kuruldu. Senin de demek ki olay Ekim gibi geçti. Kasım'da oldu. Kasım'da mı oldu? Yani olduğu gibi hemen siteyi kurdum diyorsun yani. Peki en büyük ne var? En büyük ne neye getirdiler? Yani mesela arabanın anahtarını verdim, o delikanlı onu merak ediyorum. En acayip ne hediye geldi kalmış sevgilisinden? En enteresan gelen, mesela benim hiç unutmadığım bir şey var ki ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 3 sene boyunca bir sigara jelatinin içinde saklanıldığı söylenen bir tek bir sakal kılı var mesela. Sakal kılı. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Sakalı koymuş jelatinin içine böyle. Sigara jelatinin içinde sakal kılı. Var. Bence... Nişan elbisesi yollayan vardı. Hani nişanlanmışlar ama herhalde evlenmek kısmet olmamış. Ya ben lisedeyken ya da ondan, o civarlarda bir yerde saç teli 2 sene falan tutmuştum yani. Yani iki sene duruyorsa yani. Hala bekler işte. Saç teli falan hiç arkada cüzdanınızda falan hiç sevgilinizden ya da bir, böyle bir çok saç teli falan tutmadınız mı hiç? Gelen ürünlerden birkaç örnek. Çok enteresan şeyler yok aslında. Bir bayan ayakkabısı var. Ayakları kokmuyordu 36 numara. 36 numara bayan ayakkabısı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mesela bunlar işte ayda bir gün bir yerde sergilense, satılsa da oradan kazanılan para hayır kurumlarına gitse... Daha iyi değil mi? Hangi hayır kurumuna? Ne kadar varsa işte bölüştürülsün yani. Şimdi bunu başkası gelip bedavaya alıyor mu yani sizden? Ücretsiz. Yani öyle olmasın. En azından çok cüzi bir rakam olsun. Şahsi fikrim şu an ilk defa duyuyorum ve tebrik ediyorum. Güzel bir şey. Hepimizin başına gelen şeyler. Ama sanki böyle çok cüzi fiyatlarla satılıp bir yerlere... Ne bileyim, eğitim gönülleri vakfına gitse mesela. Ben öyle bir şey olmasını da çok isterim. Hani kim bilir yani belli bir süre sonra ürünler de arttığında... Senin bu siteye destek lazım mı? Çok isteriz. Evet. Evet, destek vermek size çok acayip bir şey. Çünkü yani dediğin de olursa evet, çok daha iyice iyi. Böyle... Çok daha ya şu mesela bence. Çok duygusal bir şey değil mi? Ya ben mi böyle görüyorum? Ya ben şu anda mesela bir ilişki yaşanmış ve bu kız o ilişkide bu ayakkabıyı belki bir gün büyük adaya gittiler... Orada eğlenirken bu vardı ayağında, bitmiş ve şu anda elden ele gezmiş ve şu anda burada duruyor ya, ne acayip bir şey ya. Bana mı acayip geliyor? Ya konuşsanız arkadaş, ağlayacağım ya. Ya da belki de yanına yakışıklı. Bir tek bana mı geldin böyle ya? Hakan bir şey söyle. Ya bir şey söylemek istiyorum tabii ki. Mesela buradaki hanım arkadaşlara soralım. Ayağı 36 olan hanımefendiler varsa... Eşine bu ayakkabıyı gidip alıp biri giyer mi? Giyer mi? Giyeceğini tahmin etmiyorum yani. Evet. Şöyle sitede kullanılmış diş fırçası da var ve bunu isteyen gerçekten çok fazla insan. Tamam. Oldu. Şöyle bir. Keşke ikinci çıkmasaydı. 5 liraya alıyorum onu ben diye. Bunu hemen. Allah. Fiyongun eksikmiş. Tebrikler. Çok acayip bir şey var abi. Mum ama... Kullanılmış. Evet, onun hikayesi de vardı. Çok romantik bir gece geçirmişler ve hani mumlar yakılı bir ortamda o gece gitmiş. Ne kadar uzun bir geceymiş arkadaş. Baya yani. Bu hangi ülke devamlı gece yani? Hani 24 saat bizim buralarda gece devamlı yani. Arkadaş. Kokuyor da Allah'ım, çok etkilendim ben bu işlerden ya. Vallahi ben seni çağırmasaydım, benim canım sıkıldı ya. Vallahi hay Allah, mum var. Defter var bir tane. Notlar mı var içinde? Evet ama okumasak da olur. Okumayalım. Öyle mi vermiş? Okumayalım da benimki ne bak işte defteri, ya. Beraber çıkılan tatillerin. Ya. Allah Allah. Ama bu da. Bir şey daha var ama onu çıkartmayacağım. Bunu çıkartmayayım. Tamam. Bunu çıkartmayayım, bu çok özel. Bu çok özel bir şey. Bunu çıkartmış bulunduk artık ben. Eline o geldi. Dekose görünce böyle dedim ki masa örtüsü olabilir. Masa örtüsü niyetine çıkarttık ama. Evet. Vallahi çok acayip bir şeymiş. Sen de geri verdin mi? Sendekileri geri verdin mi? Ben bendekileri. Hı? Bende kalanlarla açıldı zaten, kuruldu site. Sen seninkileri geri verdin mi arkadaşa? Onunki sende kalanlarla açıldı site. Evet. Sen ona geri verdin mi? Vermedim, siteye koydum. Abi senin kafa benim kafamdaki siteye gitti. Galiba
arkadaşınıza kalan size ait eşyalar çok ne oldu teşekkür diye. Ederim. Çok teşekkür onda ederim. Onda hiçbir şeyim kalmamış. Mehmet amca diyor ki. Sen de verdim biliyorsun. Onda bir şey kal, onda bir şey kalmadı mı senden diyorum. Kalmadı. Ha? Kalmadı. Peki. Ay Allah'ım, enteresanmış ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.